hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Müsteşarımız, aynı zamanda Sayın Büyükelçimiz Sayın Rauf Engin Soysal. Kendisini aramızda görmekten çok mutlu olduk. Sağ olsun. Bize değerli vaktini ayırdı bu yoğun tempo içerisinde. Bize vaktini ayırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın. İyi ki geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu uluslararası ilişkilerden, işletmeden, iktisattan, psikolojiden ve mütercim tercümanlıktan arkadaşlarımız var. Bizimle de meslektaş olan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bayağı bir konu konusunda da karşılıklı bir soru alışverişte olacağını ümit ediyorum. İsterseniz buyurun, biz başlayalım. Arkadaşlarımızla meclisler kalkışacak. İlişkilerinde güncel durum şeklinde Sevinç'le birlikte tespit ettik. Biraz böyle çok geniş bir yelpaze içerisinde aslında her konuyu ele almaya imkan veren bir başlık. Benim kısa tutmaya çalışacağım. Bir genel çerçevenin sonrasında zaten de sizinle bir sohbet şeklinde bu toplantıyı bu dediği değerlendirmek istiyorum. Sıkıcı olmamaya gayret edeceğim. Ben AB konusu ile 87 yılından itibaren ilgilenmeye başladım. Türkiye'nin tam üyelik müracaatını yaptığı dönemde İran'da görev yapıyordum. O dönemde hükümet rahmetli Özal dönemiydi. Belki müracaatımız sonrasında müzakereler açısından yetişmiş bürokratlara, elemanlara ihtiyacımız olabilir düşüncesiyle özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda genç diplomatları Avrupa Kulesi'ne duyacak önderme yönünde bir karar aldı. Yani o çerçevede ilk Dış Kulesi'nde okuyan Dışişleri o dönemin bürokratlar arasında, meslek memurları arasında yer aldım. 87'den bu yana da çok değişik görevlerde hep Avrupa Birliği konusunda çalıştım. Önce Brüksel'de Avrupa Birliği uzmanı Avrupa Topluluklarıydı. Özlem Sandberg ülke içindi. Tam birlik müracaatı sonrasında hazırlanan topluluk komisyonunun mütalaası ve arkasından gelen hazırlıklar çerçevesinde. Ardından yine Ankara'da Özlem Bey'in özel kabininde danışman olarak 89 sonrası Sovyet Derneği'nin çöküşü sonrasında yine Avrupa Komutanı'nda çalıştım. Paris'te 5 yıl önce Gönül Birliği'nin tamamlanması sürecinde görev yaptım müsteşar olarak. Rahmetli İsmail Cemil Hoca'nın da ben o dönemden itibaren bir sevinçli de özel kalem müdürü oldum, özel müşaviri oldum. Bu dönem yine önemli bir dönemdi çünkü Helsinki gemisi, Türkiye'nin aday konumu. Arkasından da önce Washington'da bazen transatlantik çerçevede ve Pakistan'da Avrupa Birliği boyunca ne ölçüde bağlı bir yer derseniz biraz sonra zaten gündeme getireceğim. Aslında Avrupa Birliği konusuyla alakalı olmayan pek bir coğrafya sayamazsınız. Yani şu ya da bu şekilde teknikten veya fırsatlar çerçevesinde olsun, ekonomik boyut olsun böyle bir ana dinamiğin içerisinde AB boyutunu her geldi. Bunu da biliyorsunuz. Pakistan sonrasında Orta Doğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde Arap Baharı daha henüz
başlamamıştı. Sıfır sorun üzerinde gerçek anlamıyla Türkiye'nin koşulları ile ilgili önüne çıkan bir boyuttu. Ben İran'da nükleer müzakerelerde de görev aldım. Türkiye bileti de İran seçimlerinde 2010 yılında. Arkasından da bir Birleşmiş Milletler görevi oldu. Yine Avrupa Konseyi'nde daha sonra Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde 3 yıl boyunca daimi temsilciydi. Geçtiğimiz yaz itibariyle de müsteşar olarak Avrupa Birliği Bakanlığı'nda görev başladım. Belki benim bu hatırlatmaları yapmamın nedeni ne de izah etmem açısından Avrupa Birliği benim açımdan hocam bilir. Sadece böyle bir bürokrat olarak, bir diplomat olarak ilgilendiğim bir konu değil aslında. Diğer bir birey olarak hem Avrupa Birliği hem onun ötesinde Avrupa projesi hemen hemen nerede olursam olayım çalışmalarımın ana ekseninde her zaman yer aldım. Ben bugün konuşmamı hazırlarken son dönemde kullandığım bir ana şablonu tekrar burada kullanmak istiyorum. Her seferinde geliştirmeye vermedim diyeyim. Şimdi güncel duruma Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde değişik açılardan bakmak elbette mümkün. Her bir bakış açısından hareketle de bazı sonuçlara varmak da mümkün. İki boyut benim özellikle giriş kısmında sizlerle paylaşmak istediğim bir kanaatimce önem taşıyan husus. Biri zaman unsuru. Türkiye ilk kez iradesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, meclisi 1959 yılında halklı Avrupa, o dönemki adıyla ekonomik topluluğuna üyelik yolunda 63 ortaklık anlaşmasına da giden süreci ilk nesil bir anlaşma olma özelliğine dikkate alırsak 52 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Zaman unsuru başka kronolojik referanslarda da ortaya önemli bir unsur olarak çıkıyor. 20 yıl geçti. Gümrük Birliği'ni tamamlayıldı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda belki tekrar gireceğim ama 95 sonu itibariyle esas faktör yılda Gümrük Birliği süreci 20 yıl öncesine uzanıyor. 10 yılda müzakerelerden bir geçti 2001. 52, 20, 10. Zaman unsuru olmadan güncel duruma bakmak mümkün değil. Bu birinci akılda tutulması gereken ve tekrar tekrar belki sohbetimizde de geri geleceğiz. Çünkü soruların çoğu da peki daha ne kadar bekleyeceğiz sorusundan başlayarak 10 yıl müzakereler açıldı da 10 yılda ne yaptık sorusuna kadar zaman boyutu olmadan Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerindeki güncel durumu tartışmak mümkün değil. İkinci boyut, ikinci boyutu birinci boyutla birleştiriyorum. Avrupa Birliği'nin kendi bütünleşme süreci boyutunda ortaya belki açık bir şekilde konulması gereken noktalar. Ne kastediyorum burada? Sui generis, nevi şahsına mütasırın iki diyebileceğimiz orta bütünleşme sürecinin sui generis niteliği. Bu nitelik, sui generis nitelik üzerinde sayısız kitap yazılmıştır. Bir uluslararası örgüt olmadığı, oluşum halinde bir siyasi alan olarak tarif edilebileceği entegrasyon teorileri üzerinde zamanında çok çalıştım. Hem Rus hem Rus tarafıyla. Özellikle Anglo-Sakson Amerika ve Kanada İngiltere'de de ama Fransa'da daha az entegrasyon teorileri diğer okuldan
işte neoklasikler, Almanlar, kooperatif federalizm dedikleri farklı açılardan Rus-Vijenist yapıyı tam tarif edebilme arayışı. En son benim belki sizler Fransızca bilen varsa aranızda ya da yoksa belki ben çeviriyorum daha sonra. Dün de aslında hazırlanırken bu dersi, yani 91 yıllardan sonra Habermas'tan çok etkilenen Jean-Marc Ferry adında bir Fransız siyaset bilimcisi demeyeyim, felsefecisinden etkilendi. Onun Nantes Üniversitesi'nde verdiği bir dersin videosunu izledim bir akşam. 90'dan itibaren anayasal vatandaşlık kavramı dahil nasyonel Rus ötesi kimlik dahil üzerinde çalışan bir düşünürüm. Telos, nomos ve etos boyutunda üç ayrı düzlemde Avrupa Birliği boyutunu benim için çok çok anlamlı, çok etkili bir şekilde anlattığı, bugünkü Avrupa'yı tarif etmeye çalıştığı bir çalışmasına gönderme yapmak istiyorum. Telos hep eski Yunanca nihai hedef, nereye gidiyor Avrupa'yı, nedir bugünkü Avrupa'da bunun legitimasyon, meşruiyet bulucu. Özellikle Ömer seçimlerinden sonra, krizli dönemlerden sonra ortaya çıkan ve boyut ve iç içe geçen bir tartışma. Nomos, hukuk ama paylaşılan ve egemenliğin paylaşıldığı bir alanda siyasi yapının özellikleri. Ve biliyorsunuz o konuda da çok geniş bir literatür var. Etos da daha ziyade yine Fransız düşünürlerden Paul Ricoeur'un altını çizdiği identité reconstructive dediği, yani bir kimliğin de inşası sürecinde Avrupa'nın özellikle savaştan çıkmış Avrupa'nın inşası sürecinde ülkeleri birbirine yakınlaştırmak bakımından hem tarihin geçmişi itibariyle iyi okunmasına imkan veren iletişimin ortaya çıkması, bu Alman belki bilirsiniz von Humboldt'un geleneğinden gelen işte çeviri örneği sizin aramızda bir tercümler de var galiba. Çeviri değil çok önemli. Düşünün başta altılı başlıyor şimdi 28'li ama etik olarak da Avrupa'nın kimliğinin parçası. Şimdi kimliği tespit edilmemiş siyasi nesne, objet politik, non-identifié Fransızı, non-identified political object olarak usulüceniz yapı tarif edildi. Zaman dedim, Türkiye'den bahsettim. Sui generis Avrupa Birliği ile birleşme süreci proje dedim, geleceğe yönelik ve geçmişten gelen nasıl bir deneyime siyasi oluşum olarak ortaya koydum. Bu ikisi arasındaki bağlantı kanaatimce çok büyük. Çünkü biz sabit değiliz. Avrupa Birliği de sabit değil. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki etkileşim büyük önem taşıyor. Örneğin bu daha da geriye götürülebilir. Felsefeye meraklı olanlar varsa aramızda Avrupa'nın siyasi olarak, felsefi kavram olarak da Avrupa'nın her zaman büyük düşünürlerin aslında eserlerinde cazip bir alan olarak ortaya çıktığını görürsünüz. Nietzsche'de mesela işte Das eine Europa, tek Avrupa kavramı üzerinde durur. Fenomenolojinin işte ilk önemli isimlerinden Husserl 1935'te Viyana'da konuşmasını yaparken Avrupa krizinden, hümanizm krizinden bahsederken yılgınlık tehlikesini işaret eder. Sevinç liderlik üzerine de ders hani de veriyor ve öğrencileri de burada en sonunda geleceğim. Bu
liderlik boyutunda da önemli. Çünkü Ethem Mitterrand 1987'de ben Avrupa Koleji'nde okuduğum dönemde açılış konuşmasını yaptığında biraz evvel bahsettiğim Edmond Husserl'le atıfta bulmuş. 87-89'da Sovyet İmparatorluğu, Sovyet bloğu çözülmüş. En büyük tehlike yıldırlık Avrupa, destitüt. İşte biliyorsunuz genişleme yorgun Avrupa'dan bahsediliyor. Böyle bir enerjisi kaybolan bir Avrupa'dan bahsediliyor. O Avrupa içerisinde enerjiyi tekrar bulmak. Bu liderlik açısından da çok önemli. Sonunda Jacques Delors'a atıfta o boyutuna değineceğim. Şimdi böyle bir zaviyeden, böyle bir açıdan yaklaştığımda altı genel başlık kısaca temas etmek istiyorum. Yani zaman, Avrupa projesinin özelliği, niteliği ve bütünleşme sürecinin ileriye yönelik aldığı yol. Altı başlık hangileri? Daha böyle ayakları yere basan bir zemine kendimi biraz çekersem belki ilk olarak AB Bakanlığı olarak biz ne yaptık bu son dönemde 2012'de? Ona kısaca atıfta bulunacağım. Çünkü bu zaten yayınlanan Bakanlar Kurulu'nda da onaylanan Bakanlar Kurulu belgeleri. Bu biraz evvel saydığım ana çerçeveyle de bağlantısını göreceksiniz. Türkiye bir yeni Avrupa Birliği stratejisi ortaya çıkardı. Bir 18 sayfalık 3 alt başlık altında siyasi reformlarda kararlılık, sosyoekonomik dönüşümde süreklilik, iletişimde etkinlik boyutu yer veriyor. Alt başlıklarına girebilirim. Belki sorularda girelim. Reform İzleme Grubu 2003 yılında itibaren 30'a yakın toplantı yapmıştım. Reform İzleme Grubu derken 4 bakanlığı kastediyorum. Kopenhag kriterleri ve süreçte Türkiye'nin yapılması önem taşıyan gerekenler açısından çalışmaların iş bölümünü yürüten 4 bakanlık. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve AB Bakanlığı. Reform Eylem Grubu'na dönüştürüldü. 26 Kasım'da ilk toplantımızı yaptık. 20 Şubat'ta da ikinci toplantımızı yaptık. Ben alt komitede müsteşar olarak başkanlık ediyorum toplantılara. Sosyoekonomik dönüşüm ve sürekli derken neyi kastediyoruz? Topluluk müktesebatı dememek için biz. Belki komüniter çok teknik bir tanemiz. Biz kendi aramızda bu yazımı yaparken sosyoekonomik dönüşümle bağlantılı. Çünkü bir toplumsal dinamik biraz evvel bahsettiğim uluslararası örgüt değil. Yani siz NATO'ya üye olabilirsiniz. Avrupa Konseyi biraz farklı belki Avrupa Konseyi Hakkı Mahkemesi ama hangi uluslararası veya bölgesel örgütü sayarsanız sayın AB ile eş tutamazsınız. Bu sosyoekonomik dönüşüm aslında toplumun tüm kesimlerini ve toplum dinamiğini tüm boyutlarını ilgilendiren bir süreç üyelik. Trafik kurallarından tutun da işte çevre boyutuna kadar say say bitmez. Bu boyutta iki önemli çalışma yapıldı. 2014-2015 seçimler yapılacak. 2014-2015-2019 yazılırsam. Nedir aslında bugün ben bürokratım neticede 32 yıldır da dışişleri mesleğinden bilmiyorum. 20 yıl hükümetle çalıştım. Baktığınızda Türkiye'nin önümüzdeki dönem yapılması gerekenler açısından biliyorsunuz müzakere fasıllar zemininde yürüyor. Her bir fasılda yapılanlar, yapılması gerekenler birinci ve ikinci hukukta bütün bakanlıklar arasında bir eşgüdüm halinde hazırlandı ve yayınlandı. Yani bugün aslında yol haritası olarak AB'ye üyelik sürecinde iki belge Ulusal Eylem Fonu adı altında kabul edildi. Ne kadar uygulandı derseniz tabii o ayrı bir konu. Ama neticede Türkiye'nin yaptıkları bugüne kadar zaten müzakerelerin açılması imkan veren
düşünün 52 yıl boyutuna vesileyle, bu vesileyle tekrar temas etmek istiyorum. Türkiye bir yeni müracaat etmiş ülke dediği 63 yılında itibaren iradesini ortaya koymuş ki gönüllü iradedir. Stratejik hedef olarak tekrar tekrar altını çizmiş ve üyelik yolunda o kararlarını devam ettirmek doğrultusunda bir irade sergileyen, en azından onu ifade eden bir ülke. Daha önce katılım ortaklığı belgesi ulusal program denklemi vardı. 2008 sonrası. 2008 sonrasında bu denklem ortadan kalktığı için Türkiye kendi biliyorsunuz müzakerelerde fasıllar açılmasında da güçlük var. Siyasi blokajlar nedeniyle bir otodisiplin ve yapılması gerekenler bakımından her fasıl açılmış gibi ileriye bakan bir anlayışa da yardımcı olan birinciliği 2009'daki düzenlemelerle ilgili çalışmak. Üçüncü alt başlık bu iletişim stratejisi. İletişim stratejisi hem içeride hem dışarıda. İletişim stratejisi derken aslında sadece bürokratların, akademisyenlerin, destek kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, yerel de AB ayrı bir belge zaten, vilayetlerde, 81 vilayetimizde her birinde bir başkan yardımcısı, bir vali yardımcısı, irtibat görevlisi. Belediyeler bakımından da tabii yerindendeki ilkesi, sürdürülebilirlik ilkesi dediğimizde bu boyut da önemli. Sahiplenme, ownership boyutu olmadan esasen sizin elitist bir yaklaşımla AB sürecini yürütmeniz mümkün değil. Bu ilk başlık Türkiye nasıl yaklaştı, ne yaptı? Bunu uzun uzun devam edebilirim ama gerek olmayacak. İkinci başlığa geçiyorum. Altı başlıktan. Altı başlıktan ikincisi biz bu çalışmaları yaparken Avrupa Birliği biraz da çalışmaları yapmamızın nedeni olarak da ben görüyorum şahsen. 2014 yılı hatırlarsanız AB yılı olarak da ifade olunmuştu. 2014'ün öyle bir özelliği var. Kronolojiye baktığımızda her zaman AB tarihçesinde bu tür önemli tarihlere vurgu yapabilirsiniz. Özellikle de Türkiye-AB ilişkilerinde. 87'ye geri dönüp 87'de neden Türkiye tam bir müracaatı yaptı? Yapmayabilirdi. 63 ortaklık anlaşması zımnen ve aslında açık olarak da bir üç aşamalı süreçte üyeliğe doğru götüren bir yolu çiziyordu. 87'de hatırlarsanız 81 yılının başında, 81 yılında İstanbul Yunanistan Avrupa Birliği'ne üye oluyor. 86'da İspanya Portekiz üye oluyor. Arada zaten genişlemiş bir Avrupa, 6'dan 9'a ileride çıkmış bir Avrupa karşımızda. Tek senet, Single European Act derinleşme yolunda bir adım atıyor. Bir nevi senkronizasyon ihtiyacının neticesidir 87. 95 yine benzer bir analizdir yapılabilir. 2005 yine aynı ayda oturtulabilir. Benim bizzat yaşadığım Helsinki zirvesine giden süreçte o anlamda önemlidir. Senkronizasyon sergilidir. 2014'ü senkronizasyon açısından önemli kılan Avrupa Birliği tarafında yeni bir Avrupa Parlamentosu, yeni bir Avrupa Parlamentosu Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, mesela eski başbakanı, yeni bir yüksek temsilci Mogherini Ashton yerine gelen yeni bir Herman von Rompuy'un yerine gelen AB Zirvesi Başkanı Polonya'da eski başbakan Donald Tusk. Dolayısıyla AB tarafında da bir reset yeniden bir ayarlama ve öncelikler 10 öncelik. 10 öncelik baktığımızda aslında bu 10 önceliğin nereden kaynaklandığını da sormak gerekir. Barroso dönemini esas aldığımızda bir 10 yıllık krizlerde iç içe yaşayan bir Avrupa 2004-2014. Krizler sadece Avrupa krizi değil. Aynı zamanda hatırlarsanız Türkiye'de
her doğum sürecinin içinde yer aldığım için çok iyi hatırlıyorum. Roma'da Avrupa Anayasası hazırlık sürecinde bir önemli atılım hedefiyle Avrupa karşı karşıyaydı. Ancak önce Belgi, Fransa ve Hollanda referandumları Avrupa Anayasası'nın rafa kaldığı Lisbon süreci, Lisbon Antlaşması ortaya çıktı. Dolayısıyla bir kurumsal bir kriz. Kimlik krizi bugün işte biraz genel anlamda hep kullanıyoruz ama ırkçılık boyutunda, İslamofobi boyutunda, değerler boyutunda, Avrupa'daki Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu orada değerleri bakımından da sıkıntı yaratan bir boyut. Dolayısıyla çoklu krizler, jeopolitik kriz, Ukrayna, jeopolitik krizin özelliği bu Jean-Marc Ferry'nin telos, nomos ve etos boyutuna da çok güzel yerleştirdiği Mendes Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesindeki temel etken tekrar savaş yaşamayalım ve ders çıkaralım, geleceğe bakalım. Yani geçmişten ders alan bir Avrupa'nın ortasında Ukrayna ülkesinde yaşananlar Avrupa'nın komşu coğrafyasında IŞİD belki ortaya çıkan sınavlar belki de o temel motivasyonu ortadan kalktığımız 89 sonrası Sovyetlerin yıkılmasından sonra kalktığını düşündüğümden ve Avrupa yerine herkesin belki daha az heyecan duyarak sığındığı bir dönemi beraberinde getiren bir noktada özellikle Avrupa'nın geçmişinden bir hareketle hala geleceği Avrupa projesinin itici gücünde görmek isteyen siyasetçilerin vurgulamak istediği nokta popülizme kaçmadan hala o noktada durmayı çalışan siyasetçilerin bakın tekrar bizim baştaki temel anlayışımız ve aklı kıran bir fotoğraf var ortada. Dolayısıyla bu telos, hedef, nereye Avrupa daha birlikteliğe doğru ortaya koyan bir hedef. 10 önceliğe baktığımızda aslında biz bir çalışmasını yaptık bakanlıkta. 10 öncelik bunu hani hepsini okumayayım ama birinci öncelik istihdam, büyüme ve yatırımlara yeni destekler. İkinci öncelik bütünleşmiş bir dijital tek pazar. Üçüncü öncelik ileri görüşlü bir iklim değişikliği politikasında içeren sağlam bir enerji birliği. Dördüncü öncelik sanayi temeli güçlendirilmiş, derinleştirilmiş ve daha adil bir tek pazar. Beşinci öncelik daha derin ve daha adil bir ekonomik ve parasal birlik. Altıncı öncelik ABD ile makul ve dengeli bir serbest ticaret anlaşması imzalanması. Yedinci öncelik karşılıklı güvene dayalı adalet ve temel haklar adında. Sekizinci öncelik yeni bir göç politikası. Dokuzuncu öncelik daha güçlü küresel bir aktör olarak Avrupa. Onuncu öncelik de demokratik değişim dediği. Biz bir çalışma yaptık bakanlıkta. Türkiye'nin her bir öncelikteki konumu ve olabilecek potansiyel katkısı üzerine ortaya çıkan, en azından ortaya koyabileceğimiz sonuç bir gündem çatışması, stratejik gündem çatışması AB ile Türkiye arasında bugün olmadığı, zaten o olmaması gerektiği yönünde. Çünkü siz Avrupa Birliği'nde üye olmak istemiyorsunuz. Kimse size aman zorla üye ol denecek bir süreç değil. Gönüllü yerde yani sizin bu projeye bu ana çerçevede başta koymaya çalıştığım bir bakışınızla ortaya çıkabilen ve bu toplumsal zeminde de paylaşabilen bir bakış modası lazım. Üçüncü başlık bu senkronizasyon ikinci başlık olarak söz edersek ve onun önceki hedefi ABD'ye öncesi ise üçüncü başlık değerler Avrupa'sında biraz daha durmak. Biz kadroyu bugün önemli. Ben Avrupa Konseyi'nde 3 yıl daimi temsilci olarak görev yaptım. Orada biliyorsunuz 28 Avrupa Birliği ülkesi var. 19 Avrupa Birliği üyesi olmayanlar var. Tepeden bakan bir Avrupa ne ölçüde geçerli bir bakış açısı olabilir.
Kopenhag kriterleri diyoruz. Aslında o Kopenhag kriterleri Kopenhag mutfağı değil, Strasbourg mutfağı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, normların üretildiği Avrupa düzeyinde mutfak, Strasbourg Avrupa Konseyi. Yani orada görev yaparken hep şunu hatırlatıyordum genel heyette, burası sizin kendi mutfağınız. 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kaleme alınırken 12 ülke komitede yer almıştı. O 12 ülkeden biri de Türkiye'ydi. Dolayısıyla bugün bize bir hani insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü anlamında empoze edilen bir bakış açısının kendi içinde bulunduğumuz, kıvrıcısı olduğumuz bir kurumsal kimliğin içerisinde biz sahiplenmeyi başarabilmeliyiz diyordum. Bir örnek daha veriyordum. 1950'de Alman parlamenterler Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne geldiklerinde Alman parlamenterleri hoş geldiniz konuşmasını yapan bir Türk parlamenterdi. Çünkü Türkiye o zaman Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne Almanya'dan önce üye olmuştu. Biz hep böyle Avrupa'yı, Avrupa kurumlarını, Avrupa idealini bazen çok büyütebiliyoruz. İçinde olduğumuzu unutarak bu içindedik sadece Cumhuriyet dönemiyle değil, daha geriye de götürülür. Kırmızı Savaşı Paris Kongresi üzerinden çalışıyorum ben son dönemde. Şükrü Halimoğlu hocamız ülke içine konferansına hitap ettiğinde Viyana Kongresi'ne de çok zor işte aslında katılmamıza katılınabilir de şeklinde bir izah oldu. Geçmişe de bakarsınız. Halil İnalcı'nın adaletle ilgili mükemmel bir kitabı var. Adalet kavramı ile ilgili birçok içinde önemli makaleler var. Onlar üzerinde de biraz geçtiğimiz günlerde durdu. İşte Kutat Kubidik'ten tutun oradaki kavramlarda nasıl ki eski Yunan, eski işte hani Atina, Roma, Kudüs ekseninde Avrupa kendi bir arasında Judeo-Kretiyan bir boyutta görebiliyorsa aslında görmesi, bugün herkesin görmesi gereken ve Avrupa'nın da kendi kimlik boyutunda değerler Avrupa'sı zeminde belki tekrar düşünmesi gereken nokta Akdeniz boyutunu hatırlamak. Akdeniz boyutunu hatırlarken aslında eski Yunan'ın da ne kadar eski Yunan'dan sonra Orta Çağ'a kadar giden dönemde de felsefe anlamında, bilim anlamında hem Hazar hafızasının hem Akdeniz boyutunun bütün inceliklerini verebilmek. Etkileşim coğrafyası Avrupa. Yani Brodel'yen bir anlamda da bugün siz kulü kimliği sınırlayıcı, dışlayıcı aslında kurmanız çok mümkün değil. Charlie Hebdo saldırılarından sonra, Danimarka'daki saldırılardan yine sonra, Fransa'da yayınlanan kitaplara bir baktığımızda, ki Avrupa genelinde de öyle, hep acaba kendi tarihimizi bir daha iyi okursak mı düşüncesi var. Yayınlanan kitaplardan Ali Ben Mahmur öldü Fransa'da. Neden bugün Arap filozoflarını daha iyi okumuyoruz? İbn-i Sina'yı, işte İbn-i Haldun'u, İbn-i Batut'u, bütün o, şimdi bunu biz hatırlatmıyoruz. Çünkü etkileşim dünyası, küreselleşme açısından ne kadar zor yönetilen bir süreç. Küreselleşmenin doğduğu yer aslında Pazar Haftası. Ve onun Frederick Stern'ın kitabı da bunu çok güzel anlatıyor. Altın Çağ döneminde atıfla o dönemde. Demokratik güvenlik kavramı yine bu üçüncü başlıkta önem taşıyan bir kavram. Demokratik güvenliğinden ziyade 1999 sonrası Avrupa'nın sürecinde hani her şey bende mükemmel, size sizlere demokrasi, hukuk üstünlüğü ve insan hakkının korunması alanını açayım ve siz de bunlardan yararlanın, öğrenin diyen bir Avrupa yaklaşımının ötesinde bugün Avrupa Konseyi'nin raporu da 65 yılında bunu çok iyi koyuyor. Genel bu bizi hatırlatan bir boyuta yarışmasının önemi çok büyük. Dördüncü başlık, yani değerler ortası bu şekilde bir sorunsal olarak ve
bunun üzerinde biz onlar ayrımını ortadan kaldırmak için işaret ettik. Dördüncü başlık, genişleme ve komşuluk boyutlarının birbirini güçlendiren bir çerçevede ele alınabilmesi, genişleme komşuluk sorunlarının iyi düşünülmesi. Bunun üzerinde çok fazla ayrıntıya girmeme gerek yok. Komşuluk coğrafyası Orta Doğu'dan da sorulmuş dışarı yardımcısıydım. Tunus'a bilmiyorum. Aramızda bir yer olduğunu ben Yemen örneğini veriyorum. Yemen'in modernleşmesi üzerine siz bir düşünceyi bugün öne çıkaracaksınız. Bu Ali Emiri'nin 1905'te Yemen'in modernleşmesi üzerine eserini herhalde bir ortada görebilmek lazım. Onu biz çoğu zaman yapamıyoruz ama Fransız, İtalyan kaynaklarına bakın Ali Emiri'nin çalışmalarını orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla komşuluk, genişleme ve Türkiye'nin katkısı boyutunda değişen bir coğrafyada bu değişime yerleşen bir Avrupa projeksiyonu bakımından birliktelik yine önem taşıyor. Demokratikleşme dediğimiz süreç siyah beyaz bir süreç değil. Toplumun kılcal damarlarında rektörleri her yerde değişik olabilen bir süreç. İspanya'da, Polonya'da bunun çalışmaları da az zaten birçok çalışma da yapılmıştır. Sendikanın, lisenin örneğin bazı ülkelerdeki demokratikleşme bakımından rolleriyle başka ülkelerdeki rektörler farklı olabilir. Ben Pakistan'da Birleşmiş Milletler adına özel temsilci olarak çalıştım. Pakistan gençliği ve Pakistan sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştım. Böyle bir arazide çalıştığınızda rektörlerin çok klişeler halinde bazen basında sunulan rektörler olmadığını, hani o coğrafyalarda evet olmaz demokrasi ya da insanların kurulması şeklinde sonuçlara öyle vardığımızı kimsenin ezberden söyleyemeyeceğini daha iyi görüyorsunuz. Çünkü neticede bugün özellikle tehdit ortamında görüyorsunuz ki tehditler, ortak tehditler ve cevaplar, ortak cevaplar zaten açmaz Avrupa açısından da bugün. Dolayısıyla birlikte komşuluğu Avrupa Birliği ile düşünmek bizde şöyle bir refleks olabiliyor. Dur ben genişleme içerisindeyim, komşuluk coğrafyası içinde değilim. Her ikisini de biz görebilmeliyiz. Çünkü genişleyen coğrafya sizin aslında AB içinde olmanızı daha da önemli kılacak bir coğrafya çoğu zaman. Avrupa Atlantik boyutu da böyle bir çerçevede önem taşıyor. Transatlantik ticareti yatırım ortaklığı anlaşmasına giden süreç bir genişleme boyutuyla komşuluk boyutunda Türkiye'nin içinde var olmasıyla daha bir anlamlı olacak. Altıncı ve son başlık düzeltilerde fasıllar boyutu. Tablolarımız var. Sorulara cevap verebiliriz. 14 fasıl açıldı. Biri geçici olarak kapandı. Diyeceksiniz ki ne kadar ilerliyor. Yedisi işte bir Kıbrıs Rum yönetiminin siyasi blokajları. Yine Kıbrıs boyutuna bağlı olan AB konusu. Biz önemli olan böyle genel bir çerçevede çizmemin sebebi de o. Evet zaman faktörü var. Evet Avrupa projesinin geniş boyutundan yaklaşmaya çalıştığım yol var. Bu uzun ince bir yol Mehmet Özal'ın deyimiyle. Ama önemli olan Avrupa projesine inanmanız. Şu anda 17. faslın açılması için çalışıyoruz. 23 ve 24. temel hatlar yargı faslı aslında AB içerisinde de bu fasılların açılmasına öncelik veriliyor. Zaten bundan sonraki genişleme boyutunda da onlar öncelik diğer ülkeler açısından ilk açılan fasıllar olacak. Bu şekilde bu altı başlığı tamamladım. İlk soru cevap veya sizin yorumlarınızı almadan önce biraz da bu ortamın özelliklerini değinerek bitirmek isteyeceğim. Şimdi baktığımızda liderlik boyutuyla tamam değil ve yine boyuta gelmesini söylediklerine Jean Monnet, Dönor ve Juncker yapmaya çalıştım benim sizlerle sohbeti biraz ilgi sıkıcı olduysa kusura bakmayın. Yani bir
fikri mülkiyeti yok Avrupa Kulesi'nin. Liderlik de ulusal düzeydeki liderlik gibi aynı vasıfları aslında taşımıyor. Çünkü çok karmaşık, farklı yönetişim biçimlerini de beraberinde getiren ve değişik özellikleri de getiriyor. Jean Monnet'den ben birkaç geçen gün Milliyet Bakanlığımızla bir projede kullandım. Birkaç Jean Monnet'in böyle akıllarda yerleşebilecek önemli cümlelerini hatıratından, çalışmalarından aldım. Jean Monnet diyor ki, değişim için insanlar şarttır. Değişimi yaşatmak için kurumlar gereklidir. Bu Avrupa boyutunda da, proje boyutunda da önemli. Jean Monnet iki tür insan vardır diyor. Bir şey olmak isteyenler ve bir şey yapmak isteyenler. Jean Monnet kendisini ikinci kategoride görüyor. Jean Monnet bu arada 62 yaşında. Daha hocam biraz daha beklemem mümkün. Avrupa macerasına koyulması 62 yaşında oluyor. Çeşitli görevler buraya alıyor. Ama 62 yaşında düşünün. Avrupa'nın kurucu felsefesinin mimarı 62 yaşında Avrupa macerasına koyuluyor. Babası bir seyahatte bulunuyor Jean Monnet'e. Daha 16 ya da 17 yaşında ilk seyahatine çıkıyor. Konyak üreticisi aileden. Ben de evini de gördüm. Konyak. Atlantik'e yakın. Diyor ki babası, beraberinde kitaplarını götürme diyor. Kimse senin yerine düşünemez. Pencereden bak. Bize bunu Özlem Bey de söylerdi. İyi not tutmadığımızda. Pencereden bak, hatırlarsın benim de söylediğimi derdi. Böyle pencereden bak, insanlarla konuş. Yanındakine dikkatini ver. Jean Monnet bir mücadele insanı olmuş. Ve belki benim yaptığımın tersine Avrupa mesajını zihinlerde, kaşlarda iyi yerleşmesini sağlamak en önemli özellik. Çünkü bunu da şöyle kullanmış. Hatıratını da aslında kendisi yazmıyor. François Fontaine ve onun işte Pascal Fontaine'le birlikte çağırıyor. Öğrenimde böyle notları, çünkü yazmasını da seviyor. Bir entelektüel bir canlı. Diyor ki, basit kelimeler kullanmalı, vurgulardan kaçınmalıyız. Bir konuyu daha iyi anlamamıza imkan verecekse aynı sözcüğü tekrar etmekten çekinmeyiniz. Sokaktaki vatandaşın ne yazdığınızı anlamasını istiyorum. Robert Schuman deklarasyonunda giden süreçte bunu söylüyor. Çünkü biz o insanlar için çalışıyoruz. Dönür, Jean Monnet geleneğinden gelen aslında 85 yılında, 10 yıllık bir dönemde ve iyi bir döneminde Avrupa'nın birliğine görev yapmış bir komisyon başkanı. Ben birçok görüşmede bulundum not tutucu olarak. Hayran olduğum Avrupa'nın liderlerden biri Dolor. Son dönemde onun da birkaç böyle üzerine yazılmış. Helen Drake'in çok güzel bir kitabı var. Ayça Hanım'a sağ olsun bir korsan bir kitap sitesinden mi bulduğunuz ondan sonra bir de Fransız bir kitap çıktı dedi. Bu Jean Delors'un da aslında özelliklerinde mesela hep yenidenlik kelimesi öneriliyor. Sorumluluk, dayanışma kelimesi öneriliyor. Yenidenlik kelimesi aslında Jean Delors'un subsidiyarite dediğimiz, ben onu Lorel Harvey'in sahibi bir kere Sayın İnönü'ye, Erdal İnönü'ye rahmetli arz etmem. Bir televizyon programına çıkmasından önce arz etmem gelmişti. Sübziyette kavramını kullanan efendileri. Tam da o dönemde Sayın Demirel Başbakan, Sayın İnönü'de Başbakan yardımcısı. Sonra da pişman oldum. Lorel'e bir benzetmesi yapınca böyle bir tuhaf tuhaf baktı Sayın Erdal İnönü bana. Orada yani ancak gerekli olduğu zaman yardımına gelmek. Bu Katolik Lisesi'nin sosyal Katolik Hristiyan geleneğinde var. Aslında İslam'da da değişik dinlerde de var. Bu insan odaklı imece mesela bir dayanışma kültürü, Anadolu kültürünü. Yani insan odaklı ve vatandaşa en yakın duran yerde hizmeti götürebilmek. Avrupa'nın 92 sonrasında
subsidiyeti aldı başına gitti Brüksel. Artık her şey Brüksel'den yapılıyor. Dolayısıyla biz buna bir dur demeliyiz dediğinde ulusal kimliğin eyvah gidiyor artık. O zaman da giriyor bizim ayrı bir çalışmamız var. Ulusal kimliğin kavramı 92'den itibaren antlaşmalara giriyor. Ulusal kimliğe saygı. Dönor'un en büyük belki döneminde ortaya çıkan ve daha iyi kullanılan kavramlardan biri. Dönor geçtiğimiz günlerde o genelde artık 90 yaşında gidiyorlardı. Enstitü Dönor diye bir 95 sonrasında enstitü kuruyor. Orada iyi bir lider Avrupa düzeyinde hangi fırsatlara sahip olması lazım diye soruyorlar. Sevinç Hanım da dinler. Bir kere diyor Dönor, bir cevabı kendinizi komisyon başkanı olduğunuzda primus inter pares görmeyin. Yani eşitler arasında biraz başbakan bakanlar kurulu üzerinde gibi. Yani kolektif kendinizi hükümetin hizmetinde, hükümetlerin hizmetinde görün diyor. Görün. Düşünün. Dönor'un görev yaptığı dönemde 9'dan 15'e geçmiş Avrupa üye ülkesi olarak. Şimdi 28. Yani komisyon başkanının görevi ne kadar daha zorlaştı. İkinci vasıf, bir bütün içinde hareket etmelisiniz diyor. Collegiality, bir bütün oluşturuyor. Tek kişi değil orada diyor. Biraz bilimsel bir anlattı. Üçüncüsü, inisiyatif yetkisine sahip olduğunu, monopolü tekeli, yani inisiyatif tekeli sizde olduğunu unutmayın diyor. Yani yaratıcı enerji boyutunda. Zaten son kısmında enerji. Avrupa diyor, Avrupa boyutu diyor. Öyle bir macera ki diyor Dönor, her sabah kalktığımızda yaptıklarımızın tamamını bir yaratık tarafından diyor, vet diyor Fransızca, yerle bir edildiğini görünce havluyu atmayacaksınız diyor. Sürekli o enerji ile hareket edeceksiniz. Bunu Avrupa Birliği Komisyon Başkanı söylüyor. Juncker bugün, Juncker ret olmuşlar. Bakın Dönor böyle diyor, siz ne düşünüyorsunuz diye. Bu da daha önce 19 Mart ve 20 Mart'ta Juncker de tabii Dönor'a da hayran. Ama bugünkü Juncker dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa'da Avrupa aleyhtarlığı da çok yavaştı ve komisyon başkanı olarak da kendisini daha bir geride tutması lazım. En iyi, en önemli olan diyor Avrupa'da liderlik açısından dinlemesinde dinlemek diyor. Çünkü 28 ülke var diyor. Daha önceki döneme göre daha büyük kulaklarınız olması lazım diyor. İyi bir dinleyici oluyorsunuz diyor. Ben iyi bir dinleyici olamadım. Kusura bakmayın. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Böyle bir ana çerçevede biraz belki akademik kaçmış olabilir ama üniversite ortamına girince hocam ben biraz daha böyle bir akademik boyuta herhalde özlemimi gidermiş olmak oluyorum. Olabilecek sorularınıza yanıt veririm. Bir ana çerçeve çizmeye çalıştım. Somut noktaları onun içerisinde belki görmenize imkan verecektir. Ana çerçeve olmasına gayret ettim. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz tekrar notumuza. Benim iki tane sorum olacak. İlki Avrupa Birliği ile alakalı. Biliyoruz sizin de söylediğiniz gibi daha önce 24 öncesi fasıllarda aleyhimize sürekli olarak Yunanistan tarafından tek oy kullanılırken 2004 sonrası Kıbrıs'ın da Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dahil olmasından sonra bu fasıllarda aleyhimize artık iki sabit oy olduğu gündemde. Ve bunu çok net olarak da görüyoruz. Hemen sonrasında işte şey olması, Ankara protokolüne anlaşmanın imzalanmasının istenmesi falan.
Şu anda ama askıya alınan bu sizin de söylediğiniz yedi fasıldan dördünün zaten şeyle alakalı, Ankara protokolüyle alakalı olmadığını da görüyoruz. Peki bu süreç nasıl geçecek? Yani nasıl sonlanacak? Türkiye yani 10 sene geçti, hala şey yok. Herhangi bir gelişme yok bu durumda. Türkiye'nin bu protokolü imzalaması şu anda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hala öyle mi bilmiyorum. Dünyanın 6. büyük filosuna sahip. Havalimanlarının ve diğer deniz ulaşımlarının açılması ekonomik olarak kötü getirenleri de olacak Türkiye için. Bu süreç nasıl bitecek? İkinci sorum Avrupa Birliği ile pek alakalı olmayacak. Sizin sadece diplomat olarak görüşünüzü merak ediyorum. 1915 olaylarının 100. yılındayız şu anda bildiği gibi. Ve Ermenistan tarafından yanlış hatırlamıyorsam Vatikan'da Papa şey çağrısı yapılmıştı. Erivan'da 100. yıl ayini için bir çağrı yapılmıştı. Vatikan Büyükelçisi Sayın Paçacı'nın girişimleriyle de çok güzel adımlar atıldı. Bana göre bir diplomatik başarı bu Türkiye için. Peki bu süreçte 100. yıl olaylarıyla ilgili bizim Dışişleri Bakanlığı olarak ya da hep karşı sadece savunma kısmına mı kalınacak yoksa bizim de düzenlediğimiz herhangi şeyler var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi fasıllar kısmı özellikle Türkiye özelinde gerçekten çok sıkıntılı bir durum yansıtıyor. Yunanistan aslında görünürde şu anda Yunanistan engelliyor şu fasılları şekilde öne çıkmasına gerek olmuyor. Çünkü GKRI'nin tek taraflı olarak bloke ettiği fasıllar. İki numaralı fısım, işçilerin serbest dönüşümü, 15. fısım, enerji, 23 ve 24, yargı ve temel haklar, 24'te adalet, özgürlük ve güvenlik, 26'da eğitim ve kültür, 31. fısımda dış güvenlik ve savunma politikaları. Bir de sizin de biraz evvel bahsettiğiniz, 11 Aralık 2006 tarihinde Genel İşler ve İşçiler Konseyi kararı çerçevesinde askıya alınmasından var. Bunlar da tabii yine bahsettiğimiz çerçevede bir taksim 10-95 ve 10-95 büyük birliği boyutunda bizim yerine getirmemizi istediği noktada ortaya çıkan. Onlar da malların serbest dolaşımı bir noktası. Üç noktası iş kurma hakkı ve hizmet devamlı edebilirim. Ona da gerek yok. Şimdi 23 ve 24 fasılda biraz belki ayrı tutmak mümkün. Çünkü AB içerisinde aslında o fasılların açılması yönünde biraz evvel çizdiğim ana çerçevede de öne çıkan fasıllar olarak kimse bu fasılların açılmamasından memnun değil GKB'ye hariç. Ama GKB'ye engelini aşamıyor AB içerisinde. Bu da tabii ne kadar zaten her şey bunu gösteriyor. Yanlış bir adım atmış olduğunu Avrupa Birliği'nde GKB'yi adına bir çözüm bulunmadan üye yapmanın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bırakın o yanlışın hani yapılmış olmasını Avrupa Birliği tarafından Annan referandumu ve Annan referandumu sonrasında AB'nin açıklamalarında, kararlarında yer alan hükümlükleri de getirilmiş. İzolasyon kaldırılması katliyeci açısından. Dolayısıyla ben onu bu tür konuşmalarda dışarıda özellikle vurguluyorum. Hani İngilizce tabiri moral high ground. Kıbrıs konusunda moral high ground. Çünkü her zaman istokrat. Çünkü dün işte ben de bugün Norveçli müzakereci Birleşik Milletler'in genel sekreteri özel temsilcinin temasları da olacak. Kıbrıs'ta çözümün parametreleri belli. Umuz Hocam benden çok daha iyi bulur, bilir. Yani o kadar çok ayrıntısıyla ilgili ne kadar konu konuşulmuştur ki adi, kalıcı, iki tarafın siyasi eşitliğinde dayalı bir çözümün çerçevesi değil. Ben Avrupa Konseyi'nde görev yaptığımda ülke ülkede iç
yaşadım. Ama karşı karşıya olduğumuz tablo neticede egemenlik paylaşımında ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulurken ortak bir iradeyle ve egemenliğin paylaşımından hareketle kurulduğu boyutunu unutan, işte ben üye oldum, cebime baktım, ben Kıbrıs'ı temsil ediyorum şeklinde bir fakat baktım, iradenin çözüm yönünde 15 yaşından kaynaklanıyor. Çünkü çözüm boyutunda duruyor. 15 Şubat 2014 yılında aslında son asıl müzakerelerin, son dönem müzakerelerin çerçevesi bir halden geçerli çerçeve. Umarız bahaneler ortadan kalkar ve müzakereler yeniden başlar. Çözüm statüko şu anda aslında geçerli olmaması lazım ama çözüm yönünde sizin bir çabanın sonuç vermesi için de netice alınmaz. Orada Yunanistan'a da büyük sorumluluk düşüyor. Yunanistan ve Türkiye bakımından zaten son müzakerelerde bir çapraz görüşmeler de yapılmıştı. Müzakerecilerin Ankara'ya atılan boyutunda. Aslında bunu bakanımız da söyledi. Ben de bunu tekrarlayabilirim. Kıbrıs meselesinin çözümü bugün ortaya çıkan veya bugün çözülmesi gereken birçok sorunu göre çok daha kolay. Çünkü bütün parametreleri az çok tartışılmış, konuşulmuş, üzerinde çalışılmış. Bugün öyle devasa sorunlarla karşı karşıya ki Avrupa jeopolitiği Kıbrıs boyutunda makul bir çözüm imkanı buluyor. Enerji kaynakları bakımından da temel mesele adanın iki halkının bu kaynakların sahibi olduğu noktasında bir anlayışın yerleşmesi. Yoksa çözüm aslında kolay. 1900 yani aslında nasıl peki nereye gidecek? Ben biraz bilinçli olarak bu genel çerçeveyi farklı boyutlara da yerleştirdim. Çünkü neticede ben 80'inden beri bu sürecin içindeyim. Güçlükte her zaman oldu. Konjonktür, kronoloji, sakralizasyon boyutunda da değildi. Her şey çıkarlar boyutunda ve sizin aslında karanlıkla bu sürecin içinde bulunmanız da anlattı. Uzun uzun tartışabiliriz. Ben hiçbir zaman bir karamsar olmadım. Biraz evvel Dönor'a atıfta bulunmuştum. Dönor için aktif karamsar sözcüğü kullanılıyor. Kendisine yan bahsediyorlar. Aktif karamsar nedir diye baktım. İşte karamsarlığı beraberinde getiren bir durum karşısında pasif kalmadan çözüm için uğraşmak. Zaten AB'nin kendi mevcut ortamında da AB'nin temel özelliği de hep çözüm üretimi bir çaba sarf etmek. Aslında Türkiye AB'nin o anlamda özelliklerini kendisi en iyi taşıyan ülke konumunda. Siz kararlı duracaksınız. Projeye inanacaksınız. Avrupa Birliği boyutunda siz kendinizi daha geride hissetmeyeceksiniz. Farklı görüşleri de sadece edebileceksiniz. Avrupa Parlamentosu içinde bir Türkiye parlamenterleri olsa içinde Avrupa'ya aleyhte olan da olacak. Avrupa'ya aleyhte olan da olacak. Belki aşırı düşünceyi savunan da çıkacaktır. Yani Avrupa tekil bir görüntü hiçbir zaman vermemiştir bugüne de. Hiç vermemektedir. Ona da saygı göstermek lazım. Dolayısıyla bu çoğulcu bakış içerisinde sizin yalnız yerinizde saymadığınızı da unutmamak lazım. Yani çok uzun konuşabilirim. AB Bakanlığı'nda da yeni işte bu görevlerinde daha da iyi gördüm. AB Bakanlığı'nda 400'e yakın uzman yardımcısı çalışıyoruz. Size bir gün uzun uzun anlatırız inşallah. Siz de AB Bakanlığı'na girersiniz. Katılım öncesi fondaj örneği 4,5 milyar avro Türkiye'nin AB üyelik süreci hazırlığı için meclisten cumartesi günü geçti. 2014-2020. O kadar çok yani en formel entegrasyon dediğimiz alan dahi mevcut fasıllar bu gibi dahi şu anda öyle bir şey yapılmıyor değil. Hani Rum
var ama ne zaman kalacak, biz o zaman ilerleriz. Kıbrıs meselesi bizim çözümlüydü ki o evin şartlara da bağlı. O iradeyi Avrupa Birliği ortaya koyduğunda aslında sizin tasın açabilecek konuda olmalı. Hizmetler sektörünü alın, kamu alımlarını boyutunu alın, rekabet boyutunu alın. Aslında Türkiye'nin bu 10 öncelikten kastım biraz da oydu. Enerji aslında alın. Türkiye bugün enerji arzı, enerji güvenliği bakımından belki Avrupa Birliği'nin bütün üyelerinden daha fazla kritik stratejik bir rol. Rusya'dan hiç bahsetmedik. Rusya boyutunda Türkiye'nin AB içerisinde olup olmasının da ne kadar büyük anlatıcılığını. Bu da size fotoğrafın geneline bakarken biraz yaratı orada. 1915 olayları boyutunda geçtiğimiz hafta yani bir arkadaşımız Elif Çomoğlu, genel müdür yardımcısı çok uzun bir sunuş yaptı. Aslında çok aktif bir çalışma içerisinde dışişleri. Değişik boyutları var. Belki burada girilen uzun zaman alır. Bu hukuk boyutu daire kararı benim de büyük geç olduğum dönemde verilecek kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıktı. Avrupa İnsan o ifade özgürlüğü yapalım bir karar. Ama 17. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 17. maddesi hakkın suistimali ve ona iki ifade özgürlüğünün sınırları boyutunda çok sağlam bir karar aldı. Şimdi büyük daireye götürdü İsviçre. Ermenistan'da üçüncü müdahil taraf oldu. Nasıl bir karar verecek? Hukuk boyutunda umarız yine sağduyu ve hukuk dairesinde kalır karar. O da önemli bir boyut. Çünkü ikinci başlık bana kalırsa daha da önem taşıyan benim de birey olarak, bırakın avukat olarak yaklaşım tarzında çok rahat hissettiğim bir adam. Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınladıkları mesajlar biri yeni, Kırşant İlk'in ölüm yıldırımı meselesiyle denedilerim. Diğeri Sayın Başkanımız geçen sene 24 Mayıs'ta. Orada kilit kavramlar var. O kavramlar üzerinden bana kalırsa hep düşünmek üzerinde durmak lazım. Ortak acı, adil hafıza, adil hafıza boyutu, politikör bahsettiğim felsefecinin de üzerinde durduğu bu önemli kavramlardan biri. Tarihten husumet çıkarılmaması ve bunu özellikle de parlamentolar boyutunda tarihin parlamentolara işte insan faaliyetlerini alet edilmemesi. Ben Erivan'da bir toplantıya katıldım. Avrupa Konseyi'nin Türkiye daimi temsilci olarak temsil ederken temsil sebebi de Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Ermenistan o dönemde yürütüyordu. 2013 Ekim'e ırkçılıkla mücadele, nefes söylemiyle mücadele konferansında ve orada Erivan'da toplantıda Ermeni parlamenterler aklınıza gelecek her türlü konuşmayı yaptılar. Azerbaycan tabi temsil edilmiyordu, gitmediler. Ben bakanlığımızın talimatıyla, dışişlerimizin talimatıyla gittim. Çok da iyi oldu. Ve orada Avrupa Konseyi değerleri içerisinde siz bir duruş sergilediğiniz zaman nefret söylemine karşı Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı Üskeler Yeğilki'nin yaklaşımı içerisinde kalmaları gerektiğini hatırlattığınız zaman aslında 1915 olayları boyutunda da gereken yanıtları vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla söylemde evrensel dile gelişmesi lazım sizin söyleminiz. Tarihi naratif olarak selektif okulları içerisinde değil. Bu işte ben Washington'daydım 2005 yılında. Bizim tarihçiler komisyonu oluşturulması, Zürich protokolüne giden bölüm. Orada da kendi aramızda farklı düşünceler takip olabilir. Ben insani boyutta bakıyorum.
ortak acı, adil hafıza benim için en önemli iki kavram. Yoksa husumet için iki diasporanın özellikleri bakımından da yazar gündeme gelebiliyor. Dışişehir'in tek başına görevi olduğu kanaatinde değilim. Bu hepimize aslında üniversitelerin, iş adamlarından, işte akademisyenlerinden, bütün herkesin ilgilenmeyen, 32 yıl Dışişleri Bakanları mezunuyum. Genelde Dışişleri böyle her sorunun içinde bir sorumlu olarak bazen görülür ya da her derde deva olur. Dışişleri de hani toplumun bir parçası da uzun uzun neticede kolektif bir çalışma içerisinde olmak gerekiyor. Bu evrensel dilim içinde, hukuk dilinin içinde bulunması, ne söylediğinizin iyi anlaşılması önemli. O nefret söylemi boyutunda benim yaşadığım tecrübe çok önemli. Yani karşınızdaki nefret söylemine yerleştirdiğinizde siz en yanıtlı temel değerleri hatırlatmanızla mümkün oluyor. Biraz uzattım cevabı. Buyurun.